Bismillahirrahmanirrahim. Kafkas Elitam Arapça. Kelimenin kısımlarıyla başlıyoruz. Kelime isim, fiil, harf olmak üzere Arapçada üçe ayrılmaktadır. Ali yun talibun. Ali nedir? Talibun bir öğrencidir. İyi de nerede öğrencidir? Fi kulliyetil ulumil islamiyeti. İslami İlimler Fakültesinde Fi harfi cer olarak bilinir. De, da içinde diye çevrilir. Külliye fakülte demek. Ulum ilimler demek. Çoğu bir kelime. İslam'da zaten İslam diye çeviriyoruz. Talip bir öğrenci demek. Ali özel isim. Toparla Ali İslam İlimler Fakültesinde bir öğrencidir. Mahmudun, Mahmud adlı şahıs nedir? Müderrisun bir öğretmendir. Di de nerede öğretmendir? Fil camiati üniversitede. Cami'a üniversite demek. Üniversitede bir öğretmendir. Müderris öğretmen demek. Raca'a döndü. Kim döndü? Halidun Halid adlı şahıs. Nereden döndü? Mine suqi. suk çarşı. Min den dan diye çevrilir. Mine suqi çarşıdan döndü. Mesela Halid evden çıkıp çarşıya gitmişti. Daha sonra oradan döndü. Sol taraf. Gara e okudu kim? Ali Yun Ali adlı şahıs. Neyi okudu? El kitabe. Kitabı okudu. Şeraha izah etti. E kim? Mahmudun. Şurada geçmişti. Mahmudun. Mahmud adlı şahıs. izah etti. Anlattı. Neyi anlattı? E derse. Dersi anlattı. Vehbe gitti. Kim gitti? Er adam. İyi de nereye gitti? İlel mescidi. Mescide gitti. Peki burada ne oldu ne bitti? Şimdi bu örnekleri verdi. Harekeledik. İşte manalandırdık. Anlamlandırdık. Bunun üzerinde durulabilir. Ali Yun bir isimdir. Fiil veya harf değil. Nerede anladın? Tenvin almış. Tenvin nedir? Tenvin herhangi bir kelimenin sonuncu harfinde en sol taraftaki harfte şunlardan herhangi birisini görmektir. Yani iki ötre, iki üstün, iki ese. İşte Ali Yun iki ötre bitmiştir. İki ötre temin diyoruz. Temin alan kelimeler isimdir. Talibun, e, bu da temin almış. O zaman bu da isim. İsim derken illa özel isim olarak algılamıyoruz yani. Talip bir isimdir. Talip diyor isim mi var yani özel isim olması gerekmiyor. Şi harftir. Harflerin ezberlenmesi gerekir. Harf olduğunu biliyoruz artık. Harfi cerdir. Harfi cerrin sol tarafındaki lafızlar, kelimeler isimdirler. Öyleyse külliye nedir? İsimdir. Külliye lafızlarının isim olduğunu ayrıca şöyle de anlayabilirsin. Yuvarlak ta ile bitmiş. Yuvarlak ta şu yani. Veya bu. İkisi de yuvarlak ta olarak bilinir. Fark etmez. Kelime bunlardan hangisiyle biterse bitsin. O kelime nedir? isimdir Külliyeti. O ta almış değil mi? O ta da bitmiş. Bu ta ile bitmiş. O zaman külliye isimdir. Yuvarlak ta ile bitmesinden anlıyoruz. Başka? Külliye lafzı es ile bitmiş. Yani mecrur durumda. Mecrur oluşu da onun isim olduğunu gösterir. Yuvarlak ta ile bitmiş olması da isim olduğunu gösterir. Hemen sağında harficer olması da yine onun isim olduğunu gösteriyor külliye lafzı ayrıca muzaftır burada. Hani muzaf nedir ne değildir henüz yani işlenmedi ama fark ediyorsan biliyorsan şayet muzaftır. Muzaf olması da onun isim olduğunun bir diğer kanıtıdır. Külliye lafzında şimdiki zaman veya gelecek zaman geçmiş zaman gibi bir zaman manası olmadığı için zaman manası taşımamasından ötürü yine kendisi isimdir. Ha, öyleyse külliye lafzında birden fazla ip ucu birden fazla alamet bir araya gelmiş. Tek bir tanesi de olsa ona direkt isim derdik zaten de. Birden fazla alamet, ipucu aynı anda tek kelimede birleşmiştir. Onu anlatmaya çalıştım. Demek ki üç tane beş tane olması gerekmez. Bir alamet de olsa isim dersin zaten. El-ulûm isim. Nerede anladın? Eliflamlıdır. Eliflam, e, burada eliflam zaittir. Yani kelimenin aslında olmayan eliflamdır. Her yani ne kadar ona elif desek de aslında o elif değil yani. Hemzedir de bakmayın elif deniyor. Eliflam alan kelime isim olur. El kitap. Eliflam almış. isimdir. El ders. Eliflam alına göre isim. El mescid. Eliflam isim. El racul. isim. Es El suq. Eliflam isim. El camia. isim. El islamiyet. isim. Eliflam alan kelimeler ne oluyor? İsim oluyorlar. Ama bu eliflamın zait olması gerekiyor. Yani eliflam alan her kelime de isimdir demiyoruz bu bilgiye dayalı daha önceden bir soru çıkmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı ihtisas sınav sorularında vardır bu. Örnek Elha Elha Kumu Elha Kumu Tekasür Hatta Zürtümün mukabir. Tekasür Suresi değil mi? Elha Kumu Tekasür Tam Elha lafzının evvelinde Eliflam var o zaman Elha isimdir diyemeyiz. Neden? Elhanın başındaki lam kelimenin orijinal harfi. Hemze ise bab alameti olarak geliyor. Şimdi bab ne? Bab alameti ne? Bunlar ayrıntı konu tabii ki. Sadece bu niye verdik? Yani elif lam olan her kelime de isimdir demeyelim. O kanıda da değiliz. Arapça adeta bir yapboz gibidir. Yani artık şöyle bir yapboz gibi bir şey yapmaya çalıştık diyelim. E ee, sadece bunu öğrenirsen çözemezsin. Şunu da öğrenmen lazım. Bunu da öğrenmen lazım. Diğerini de öğrenmen lazım. O zaman bunun ne olduğu sonuç ortaya çıkar. Bundan ötürü e, babları bafları vesaire pek çok şeyi bir arada kavramış olmamız gerekir. İlk ünite için o kadar ayrıntılara geçmiyorum tabii ki. Peki biz an bayı neredeyiz? Şuradayız. Kara e fiil. Raca fiil. Mahmut isim. Nerede anladın Mahmut'un isim olduğunu? Temin almış. Müderris isim. Nerede anladın? Temin almış. Fi harfi zaten geçmişti burada. El cami eliflamlı olmasından, kapalı ta olmasından, Esraması gerekmesinden, sağında Ficar olmasından ötürü isim olduğu açıktır. El ulumi isim eliflamlı, esreli. El islamiyet eliflamlı, esreli kapalı talı demek ki isimdir. Buraya şimdi anlattım. Raca fiil. Hangisi fiil nasıl anlarsın? Bunun için biraz fiil çekim çalışması, bab çalışması yapılması gerekir. Fiiller en az bir aylık bir zaman ayrılması gereklidir. Bu kesin bir bilgi. En az bir ay. Ne olduğunu bilmek için değil. Bab aktarımı da gerekiyor. İşte eksam-ı göre ayrımlar, kemen aslını bulmak, ilaller, ibdaller söz konusu olduğunda bir ay da yetmez de. Hani işte üniversite seviyesi için bir ay diyelim. Yoksa daha derin seviyeler için bir ay hiçbir şey değildir. Araca mazi fiil. Halidun isim bak temin almış. Min harfi cer. Ezberledik biliyoruz artık. Es-suki harfi cerin solunda yer aldığına göre isimdir. Elif lamlı isim esra almış yine isim. Bunlar hep onun isim olduğuna kanıtlarımız. Kara fiil. Aliyun temin almış. Demek ki isim el kitap elif lamlı isim. Şaraha fiil. Mahmudun teminli. Demek ki isim el derse. Elif lamlı. Demek ki isim. Vehebe fiildir. Şaraha fiildir. Kara -e. fiildir. raca fiildir. Er el racul elif lamlı isim. ile harfi cer. Harfi cer ezberliyoruz. El mescidi elif lamlı olduğuna göre isim. Harfi cerden sonra geldiğine göre yine isim diyebilirsin isim olduğuna da birden fazla kanıtımız var demek istiyoruz. Daha fazla da var da. Şu an onu geçtim. El ka'idetu yani kural. El kelimetu. Kelime denilen şey tenkasimu ayrılır. İnkaseme yani kasimu tenkasimu ayrılır. Ne ayrılıyor? Hiye o. Kelime ayrılıyor. İyi de neye? İle selasete kısami üç kısmı ayrılıyor. İla harftir değil mi? Selaseti isimdir. Niye? Harfi cerden sonra geldiğine göre isim olması lazım. Ayrıca kapalı ta almış. Oradan da anlayabilirsin. Eksamin eksam kelimesi isimdir burada. Kısımlar, bölümler manasına gelir. Peki. İlâ sırasit eksamin. Kelime üç kısmı ayrılmaktadır. Ayrılır. Peşine çok güzel yazılmış. Değil mi? Bak harika vermemişler gördüğünüz üzere ismin diye harekeleyebilirsin. İsmun diye harekeleyebilirsin. ismen diye iki fetha da verebilirsin. Bunların hepsi caiz. İlk ders için o ayrıntılara girmeyin. Caiz olduğunu bilin sadece. Selas teksamin. İsmin işte birincisi nedir? İsimdir. Ve <laughs> fiilin ikincisi fiildir. Ve üçüncü kısmı nedir? <laughs> Harfin harftir. Kelime üç kısmı ayrılır. Birincisi isim, ikincisi fiil, üçüncüsü harf. Sıralama önemli değil burada. İsim fiil harf olarak üçe ayrıldığını bilelim. Kelime denen şey işte isim olabilir mesela ismun. İsme örnek ver. Aliyun, Mahmudun, Halidun, Talibun, Müderrisun. Es-suk, suk çarşı demek. Müderris öğretmen demek. Talip öğrenci. Halid özel isim, Mahmud özel isim, Ali özel isim. El su er adam demek. El mescid bildiğimiz mescid. Hepsine isim. Nerede anladın? Kimlerin eliflamlı olmasından, kimilerinin de temin almasından isim olduğunu anlayabilirsin. Tabi kendilerinde geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman manaları da yok. Oradan da anlayabilirsin. Kelimenin bir diğer kısmı fiildir. Raca'a, kara'a, şaraha, vehebe. Raca'a döndü, qara'a okudu, şaraha izah etti, anlattı, zehebe gitti. Hepsine ney? Mazi fiil. Değil geçmiş zaman. Harfun isim fiil harf. Fi min ila. Üç tane harfe üç adet örnek verilmiştir burada. Ba demiş. Az önce elif mi işledik? El kaide de elif işlenmişti. Şimdi ba'ya geldik. El ismu isim denilen şey nedir? Derle yedüllü delalet eder isim işaret eder hüve o isim ve burada gizli zamir faildir isme racidir neye delalet eder delle ala delle ala birlikte kullanıyor ala insanın insana delalet eder Hasan Hüseyin Ali Veli Ayşe Fatma Hayriye gibi yani isim denilen şey özel isimlere delalet eder ev hayvanı veya herhangi bir canlı da olabilir bu işte tavşan olabilir, ağaç olabilir. Ve nebatin, bitkileri de isim olarak bilinir. Artık domatestir, fasulyedir diyelim. Ev mekan veya herhangi bir mekan eczane olur, hastane olur. Üçüncü kat dairenin çatısı gibi bir mekan olabilir. Ev zamanın sabah öğle ikindi, üç saat sonra, beş dakika sonra gibi bir zaman ifade eden lafızlar da fiil değildir isimdir. Ev cemadin veya cansız varlıktır. Taş, kaya gibi, deniz gibi bu manalara gelen kelimeler yani nedirler? Hepsi de isimdirler. Tabii ben bunların hepsini Türkçe mantık olarak anlattım. Aşağıda her birinin Arapçasını şimdi göreceğiz. İnsan örnek Muhammedun, Hasanun, Hüseyin'in bunlar özel isim. Hayvan dedi işte bildiğimiz Türkçedeki hayvanlar. Cemel deve, bekara inek demek, himar eşek demek. Ennebatu nebat bitki, meyve manasına geliyor. Cevzün, ceviz, portakal ve tufah, tufah elma demek. El mekan, Türkiye gibi, İstanbul gibi veya mescit gibi bunlar mekan manasına gelir. Zaman, sabahun, sabah, mesaun, akşam, yevmün, gün demektir. El cemadü, cansız varlıklara örnek, kalemun, kitabun, defterun. Bunlar da diğer örnekler olmuş oldu bu şekilde bir giriş videosu çekmiş olduk. Evet, Kafkas ili tamamı yönelik bir giriş videosu idi. Videomuzun sonuna gelmiş olduk.